Seansımız bitmek üzere. Biraz sonra da grubumuzla MYK ortak toplantı yapacağız. Hem gündemdeki siyasi gelişmeleri değerlendiriyoruz. Hem de anayasa süreciyle ilgili, anayasa değişikliği arayışıyla ilgili tartışmaları yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, öncelikle geçtiğimiz haftalarda parti bürolarımıza yapılan onlarca saldırıyla ilgili hukuki süreci takip ediyoruz. Ama binalarımızın tahrip edilmesi, yakılması, elbette can kaybı olmaması açısından İstanbul'da bir polisin göstericileri izlerken düşüp hayatını kaybetmesi dışında bir can kaybının olmaması elbette sevindirici. Kırılan kapılar, camlar, koltuklar, sandalyeler, tahrip edilen resmi evraklar, tahsilat makbuzları ya da diğer defterler elbette ki bir biçimde çözülebilir, aşılabilir ama can kaybının olmaması bu açıdan sevindirici. Ve yine bu saldırılarda bir halk katılımının, halk desteğinin olmaması da geçen yıl yaşadığımız benzer süreçle karşılaştırıldığında Türkiye'deki sağduyu açısından, serin kanlılık açısından umut verici, sevindirici, organize, planlı ve sayıları son derece dar ama saldırgan, işte slogan yazan, yakıp yıkan kişilerden ibaret bu düzeyde kalmıştır. Bu şüphesiz hafife alınacak bir durum değil. Bunun önlenememiş olması ayrıca bir takip, bir soruşturma konusu olmalıdır mutlaka. Ve yine partililerimizin parti binalarına sahip çıkmaları, yakılan, yıkılan yerleri çok kısa süre içerisinde yeniden inşa etme, onarma konusundaki duyarlılıkları, buraların açılışları sırasında gösterdikleri yoğun ilgi, yoğun destek, sahiplenme de Türkiye siyaseti açısından, partimiz açısından, demokrasi açısından son derece değerlidir. Değerli arkadaşlar, yine bugün sabah erken saatlerde eş başkan yardımcımız, insan hakları ve hukuk çalışmalarından sorumlu Sayın Aysel Tuğluk evinde gözaltına alınmıştır. DTK ile ilgili geçmişte DTK yöneticisi olmasından kaynaklı bir işlem olduğu ifade edilse de bizim açımızdan artık bu süreçteki hiçbir gözaltı uygulaması hukuki gerekçeyle ele alınacak, değerlendirilecek bir tutum değildir. Evrensel hukukun ve Türkiye iç hukukunun da çok net tarif ettiği gözaltı koşulları bellidir. Kaçma, delil karartma, fiilen suçun işlenmeye devam ediyor olması gibi nedenler dışında hiçbir gözaltı hiç kimse için meşru görülemez. Milletvekilleri için gözaltını ifadeye gitmemeyle izah edenler, yıllar önceki bir DTK görevinden dolayı neden gözaltına alınma ihtiyacı duyulduğunu açıklaması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, insanlar ifadeye çağrılırlar ve parti yöneticilerimiz de bu anlamda milletvekillerinin siyasi tutumu devam ediyor. Çünkü parlamentoda bir fiili darbe gerçekleştirilerek milletvekillerinin yargılanmasıyla ilgili bir operasyon yapılmıştır. Bununla ilgili tavrımız, tutumumuz devam ediyor. Ama onun dışında parti yöneticilerimiz zaten ifadeye çağrıldıklarında gidip ifadelerini veriyorlar. Eğer bunun dışında bir gerekçe bizim bilmediğimiz ama zaten meşru olmayacak, hukukta tanımlanmamış bir gerekçe varsa bunu açıklamak onların görevi, sorumluluğudur. Evet, Aysel Tuğluk ironik bir durum ama bizim insan hakları ve hukuktan sorumlu başkan yardımcımızdır. Onun maruz kaldığı bu muamele, avukat olmasına rağmen maruz kaldığı bu muamelede Türkiye'de hukuk adına, insan hakları adına ne kaldığını göstermesi açısından ibretliktir. Yine Aysel Tuğluk aynı zamanda bizim cezaevindeki milletvekillerimiz, eş başkanlarımızla görüşmeleri organize eden, koordine eden, onların talep, ihtiyaç ve beklentilerini, bizim onlarla hala devam eden hem parti yönetimlerindeki görevlerini hem de meclisteki milletvekili olmaktan kaynaklı sorumluluklarını yerine getirebilmelerine dair çalışmayı yürüten arkadaşlarımızdan birisidir. Koordine eden MYK'daki sorumlu arkadaşımızdır. Dolayısıyla bunu aynı zamanda hala devam eden
görevlerini milletvekillerimizin, eş başkanlarımızın yapamaması için atılmış bir adım, bir hamle, bir operasyon olarak değerlendiriyoruz. Değerli arkadaşlar, gazetecilere yönelik tutuklamalar, gözaltılar devam ediyor. Dün de yine 5 gazeteci arkadaşımız gözaltına alındı. Farklı yayın organlarından, ajanslardan. Ama galiba en ibretlik olanı Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik uygulamaydı. Gazetenin kantininde çalışan, çay servisi yapan personelin de sosyal medya paylaşımından dolayı gözaltına alınmış olması aslında hükümetin uzun bir süredir özellikle Avrupalılara yönelik kullandığı argüman olan, iç kamuoyunda inandırıcılığı kalmamış olan ama dünyanın da bildiği cezaevinde gazeteciler yok, işte içlerinde birkaç tane sarı basın kartı olan var, onlar gazeteci değil açıklamasına aslında kendileri bunu doğrulamak için galiba bir hamle yaptılar. Evet, artık 150 civarındaki gazeteci içerisinde gazeteci olmayanlar da var. Ama hükümetin iddia ettiği gibi kriminal nedenlerle değil, sosyal medya paylaşımları dolayısıyla bir gazetenin gazetecilik görevi dışında çalışmasını yürüten bir personelin gözaltına alınmış olması Türkiye'de demokrasinin, hukukun, basın özgürlüğünün gelip dayandığı noktayı çok net biçimde ortaya koyuyor. Değerli arkadaşlar, ülke, bölge çok kritik bir süreçten geçiyor ve ne yazık ki Türkiye'yi yönetenler çözümü sorunlarla yüzleşmede, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi toplumla paylaşmada değil, aksine durumun saklanması için, gizlenmesi için, örtülmesi için interneti durdurmada, gazetecileri tutuklamada görüyorlar. Türkiye'ye yönelik tehdit sanal mı ki sanal dünyayı durdurduğunuzda, engellediğinizde, zorlaştırdığınızda tehlike ortadan kalkmış olsun? Değerli arkadaşlar, Suriye'de yanan ateş gerçek bir ateş. Suriye'de hayatını kaybeden askerler gerçek insanlar. Aileleri var, anne babaları var, hayata dair beklentileri var. Ama orada sorunla yüzleşmek ve soruna dair ciddi yeni bir tartışma yapmak ve yanlıştan vazgeçmek yerine bunun bilinmesini engellemek, bunun yayılmasını, bunun tartışılmasını, toplumda konuşulmasını ve toplumsal bir siyasetin gelişmesini engellemek için yasaklamayı, durdurmayı, teknik müdahaleleri tercih eden bir siyaset tarzıyla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, daha önce de söyledik, Suriye'de bugün yaşanan ölümler ne yazık ki 5 yılın yanlışlarının bir sonucudur. Dün yıllarca, yakın tarihe kadar Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkeleriyle ittifak kurularak orada bir vesayet savaşının tarafı olunmuştur. Ve bugüne kadar nasıl taraf olmanın bedeli, faturası birikmiş ve şimdi hayatlarıyla insanlar bunu ödüyorlarsa, şimdi de karşı tarafa geçince Suriye sorunu çözülmüş olmuyor. Buradan bir bölgesel barış politikası çıkmıyor. Yani canınız istediği zaman Suudi Arabistan'ın askeri, IŞİD'in, Nusra'nın destekçisi, başka ilişkilere girdiğiniz zaman da anahtarı Rusya'ya teslim ettiğinizde bölgede istikrar, huzur ve güvene hizmet etmiş olmuyorsunuz. Bu çok açık biçimde aslında Türkiye'nin kendi manevralarıyla kendi pozisyonunu kurtarma arayışıdır. Ama ne bölgesel barışa katkısı vardır ne de Türkiye'nin iç barışına katkı sunmaktadır. Değerli arkadaşlar, bu anlamda biz bir kez daha kamuoyunun dikkatini tezkerelere çekmek istiyoruz. Biz parlamentoda, meclis tutanaklarında hala var, isteyen herkes ulaşabilir. Tam da bu nedenlerle tezkerelere karşı çıkmıştık. Üç partinin evet demesine rağmen biz Suriye'ye asker göndermenin eğer bir Birleşmiş Milletler mekanizmasına dayanmıyorsa doğru olmayacağını, kabul edilir olmayacağını, o bölge halkının onayı rızası olmadan bu savaşa bu kadar taraf olmanın Türkiye'ye çok şey kaybettireceğini söylemiştik ve şimdi ne yazık ki yaşadıklarımız bizi teyit ediyor, bizi onaylıyor ama bu bir yanlışın terk edilmesine, bir yanlıştan vazgeçmeye ne yazık ki yeterince hizmet etmiyor. Özellikle son günlerde Elbap'taki kayıpları Diyarbakır'ın müdafaası
Ankara'nın korunması biçiminde izah edilmesini de son derece yadırgıyoruz. 5 yıl önce Suriye'de başka bir stabil durum vardı. Başka dengeler, başka bir ilişki ağı vardı. Bu 5 yıl boyunca değişen nedir? Diyarbakır'ı tehdit eden. Değişen nedir? Ankara'yı tehdit altında bırakan. Değerli arkadaşlar, bu aslında bir tek şeyin değiştiğini gösteriyor. Türkiye aktif dış politika adına aslında bölgede ikinci bir İsrail olmaya doğru evriliyor. Yani komşularıyla kavgalı, kendi iç tartışmalarını ideolojik, inançsal, dinsel ve milliyetçi söylemlerle bastırmaya çalışan, iç muhalefeti böylece ezen, sindiren ve güya kendi güvenliğini başka ülkelerin topraklarında operasyon yaparak sağlamaya çalışan bir devlet algısının oluşmasına hizmet ediyor. Türkiye bu tarzıyla, bu tutumuyla bölgede ikinci bir İsrail olmaya doğru adım adım gidiyor. İsrail-Filistin sorununda çok net biçimde biliyoruz ki bu politika İsrail'de sadece Arapları değil, İsrail'deki Yahudilerin güvenliğini de tehdit ediyor. Türkiye'nin bu mantıkla, bu güvenlik konseptiyle, bu ideolojik söylemlerle tehdit altında olunduğu algısı üzerinden yürüttüğü politikada şimdi aslında Türkiye'de herkesi tehdit eder, herkesi tehlike altına sokar bir noktaya doğru götürüyor. Değerli arkadaşlar, artık Türkiye'nin inandırıcılığını yitirmiş kırmızı çizgiler belirlemek yerine bu genel yaklaşımla yüzleşmesi ve bölgede çatışmanın, savaşın tarafı bir ülke konumundan çıkıp barışı hızlandıran, barışı kolaylaştıran ve bütün dengeleri, bütün sosyolojik gerçekleri kabul eden, bunu onaylayan, bunu Türkiye'nin küçüklüğüne yormayan, bunu aksine Türkiye'nin bölgesel siyaset yapabilmesinin en az maliyetli, en kabul edilebilir yolu olduğunu gören bir anlayışa çevirmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, yine gündemimizde anayasa tartışması var. Biz özellikle gelen paketle birlikte ne başkanlık sistemlerinde var olan denge denetleme mekanizmalarının hayata geçirileceğini, ne de mevcut yarım yamalak işleyen parlamenter demokrasideki denge denetleme güçler ayrılığı mekanizmalarının yani tahrip edilerek geriye hiçbir şeyinin bırakılmayacağı bir ucube sisteme doğru geçildiğini düşünüyoruz. Öyle bir Türkiye'ye özgü Cumhurbaşkanlığı paketi diye öyle bir şey açıklıyorlar ki ne dünyada geleneksel olarak başkanlık sistemlerinde böyle bir uygulamaya yer var ne de demokratik parlamenter rejimlerde. İkisinin de dışında tam bir deve kuşu modeliyle, bir oldu bittiyle bir kişinin siyasi geleceği, bir kişinin siyasi ikbali, ülkenin ikbaliyle adeta eklemleniyor, birbirine geçiriliyor ve bir siyasi parti, bir kişi eğer eleştiriye uğruyorsa, tepkiye uğruyorsa, tepkiye maruz kalıyorsa, o sanki ülkeye yönelik bir saldırıymış gibi, ülkeye yönelik bir tehditmiş gibi tarif ediliyor. Bu değişen koşullarda doğrusu bu anlayışın, yani bir kişinin hesaplarının, bir kişiye özgü planlamaların bütün ülkenin kaderine dönüştürülmesi, bütün ülkenin bedelini ödeyeceği bir seyre doğru evrilmesi karşısında da biz parlamentodaki bu sürece destek veren muhalefet partisi lideriyle Cumhurbaşkanı'nın milletin kafasında Rus ruleti oynadığını düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Kurşun halkın değil ama kafasına namlu çevrilen bu ülkenin insanıdır. Bu paket başkasının hayatı üzerinden, başkasının geleceği üzerinden kumar oynamaktır. Bu paketin içi itibariyle, içeriği itibariyle tartışılmaya değer çok tarafı yok ama sunulan paketin üçte birinin yeniden tartışmaya açılıyor olması zaten ne kadar sağlıksız bir durumla karşı karşıya olduğumuzu göstermeye yetiyor. 7 maddede AKP yeni yeni tartışma başlatmış durumda.
Oysa bunlar parti kurullarında tartışılıp uzlaşma metni haline getirilmesi gerekiyordu. İmzalanmadan önce bunların konuşulması gerekiyordu. Önce imzalayıp sonra paketin hepimizin eleştirdiği boyutlarını, farklı kesimlerin eleştirdiği boyutlarını yeni yeni konuşmaya başlamak, tartışmaya başlamak bu işi yangından mal kaçırır gibi usulsüzce, ilkesizce, anayasa hukukunun bütün teamüllerini yok sayarak hayata geçirme çabasıdır, arayışıdır. Değerli arkadaşlar, biz önümüzdeki günlerde hem bütün toplumsal kesimlerle, yuvarlak masa toplantılarıyla sizlerle ayrıntısını paylaşacağız. Bu süreci tartışmaya açacağız, değerlendireceğiz. Ama bir taraftan da parlamentoda grubumuzun nasıl hareket edeceği konusunda elbette ki bağlayıcı bir karar almak mümkün değil. Biz mevcut anayasayı açıkça ilan edeceğini ilan eden AKP grubu gibi davranmıyoruz. Ama nasıl davranacaklarına dair tartışmayı grubumuz kendisi yapacaktır. Dolayısıyla MYK'mızda bunun gruba bırakılması konusunda bir değerlendirme yapılmıştır. Ama bu 7 maddeyle ilgili, kamuoyuna yansıyan 7 maddeyle ilgili, paketin 3'te 1'ini oluşturan sayısal anlamda 7 maddeyle ilgili kısmi iyileştirmelerin bu yamayı kapatacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Bu krizi ortadan kaldıracağını düşünmüyoruz. Yani bu 7 maddede uzlaşmaya açık da olsalar, yeniden tartışma da yapsalar, işin esasında bize göre değişen hiçbir şey olmayacak. Bu parti devleti anlayışına gidişin bir merhalesidir. Tek adam rejimine geçişin bir planlamasıdır. Tam da Türkiye'nin 5 yıl önce dahil olduğu Suriye rejiminin, Baas yönetim anlayışının, tek adam siyasetinin Türkiye'de bir benzerinin inşa edilme arayışıdır. Değerli arkadaşlar, şu anda ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunlardan, güvenlik sorunundan, ekonomik krizden, dış politikadaki yalnızlaşmadan kaynaklı sorunların hangisinin çözümünde acaba Cumhurbaşkanı'nın yetkileri eksik kalıyor, zayıf kalıyor? Yani Cumhurbaşkanı'na hangi yeni yetkileri verdiğimizde askerler Elbap'ta hayatlarını kaybetmeyecekler, Türk lirası döviz karşısında değer kazanmaya başlayacak. Hiçbir sorunun çözümü daha fazla yetki devriyle aşılamaz. Aksine bu durum kaosun kalıcılaşmasına, krizin derinleşmesine hizmet edecektir. Ve ne HDP'li vekilleri tutuklayarak, HDP'li siyasetçileri gözaltına alınarak halkın bu anlamda teselli bulması sorunu çözmeye yeter. Ne de aşağılı açılışlarla bu acıları unutturmaya çalışmak Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu algısını inşa etmeye hizmet eder. Biz bu güvenlik konseptinin baştan sona yeniden konuşulmasını, Türkiye'nin güvenliğinin, geleceğinin ancak demokrasiden geçtiğini, ancak iç barışını tesis etmekten geçtiğini ve bölgesel politikada anayasa arayışı da bu eksende bir tartışmayla yürütülürse herkes için çok daha hayırlı olacağını düşünüyoruz. Benim sizlerle paylaşabileceğim MYK toplantısından bunlar arkadaşlar. Eğer bir soru yoksa bitireceğiz. Buyurun. Efendim, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynağ'ın Sincar, Şengal'le ilgili bir açıklaması oldu. Orada yeni bir kandil olmasına müsaade etmeyeceğiz. Temennimiz vardı annenin egemenlik sınırları içerisinde gerekeni yapıp başarılı olması. Ama olamazsa da Türk Silahlı Kuvvetleri gereğini yapar dedi. Süleyman Soylu'yla aynı şekilde yaptığımız bu mücadelenin sadece bir safhasındayız. Kandil orada duruyor. Mart'ta, Nisan'da gereken yapılacaktır dedi. Yani hem Sincar'a, Şengal'e hem de Kandil'e karşı bir operasyon olacağı beklentisi var. Neden söylemek? Değerli arkadaşlar, Şengal'de büyük bir insanlık dramı yaşandı. Binlerce ezildi kadın oraları işgal edenler tarafından pazarlarda satıldı. Tecavüze uğrayan yüzlerce kadının hikayeleri hem insan hakları örgütleri tarafından hem uluslararası medya tarafından izlendi, takip edildi. Buna karşı bir duyarlılık göstermeyenlerin o günden bugüne yaşananlarla ilgili sert, net bir tutum takınmayanların şimdi ezidilerin kendilerini korumak için silahlanmasını, bir silahlı güç oluşturmasını eğer Türkiye'ye yönelik bir tehdit olarak okuyorlarsa, algılıyorlarsa
söylenecek bir şey yok. Şengal'in de, Musul'un da, Telafer'in de ve tabii ki Halep'in de, Elbab'ın da, Münbiç'in de, Rakka'nın da geleceğine karar verecek olan oradaki halklardır. Bütün inançlarıyla, bütün siyasal örgütlülükleriyle, bütün etnik kimlikleriyle. Biz hiçbir kimliğin dışlanmasını ve aynı zamanda hiçbir kimliğin kendisini var etmesinin de Türkiye'ye yönelik bir tehdit gibi okunmasını, algılanmasını doğru bulmuyoruz. Bu anlayışı Türkiye 30 yıldır yaşıyor, biliyor. Neredeyse diyalog süreçleri, çözüm süreçleri dışında her devirde bu sözleri çok daha yüksek perdeden söyleyen siyasetçileri tanıyor. Türkiye çok İçişleri Bakanı değiştirdi, çok Başbakan değiştirdi, çok Cumhurbaşkanı değiştirdi. Ama ne yazık ki söylemlerde fotoğrafı okuma becerisi, yeteneği değişmedikçe, gelişmedikçe Türkiye'nin barışına, Türkiye'nin bölgede güçlü, etkili bir siyaset yapmasına hizmet edecek bir anlayış, bir zihniyet bir türlü yerleşmedi. Biz Türkiye'nin artık bu siyaset tarzından vazgeçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu söylemlerle de Türkiye'nin güvenliğine hiçbir katkı sunulmadığı düşüncesindeyiz. Ama kendileri bilir, izledikleri politikanın bedelini halkın ödüyor olması, halkın çocuklarının ödüyor olması bizi kaygılandırıyor. Kendi çocuklarını askerlikten kaçıranlar ve bir dönem siyaseten kaybetsek de biz bunu yapacağız diyerek baldıran zehri içmeyi göze aldığını ilan edenler, şimdi baldıran zehri içmedikleri için halkın çocuklarına, iş bulamadığı için asker, polis olmak zorunda kalanlara şehadet şerbeti içmekten başka bir şey kalmıyor. Bu hamasetin bedelini bu halk ödemek zorunda değil. Bu siyaseti toplum onaylamıyor, desteklemiyor. Bakın çocuklarının gelecekleriyle ilgili bilgi alamıyorlar insanlar. Önce IŞİD açıklama yapıyor, elimizde askerler var diye. Silahlı kuvvetler ondan 5-6 saat sonra açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bakanlar hala bilgi teyidini beceremiyorlar. Dolayısıyla da bu tablo karşısında büyük sözler söylemenin Türkiye'ye bir faydası olmadığını düşünüyoruz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.